Diyarbakır'a bakalım hemen. Diyarbakır'da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir eseri kalmadı. Hepsi satıldı, hepsi yıkıldı, hepsi peşkeş geçti. E ne oldu? Bunu yazdığın zaman bir gazeteci, birisi bunu dile getirdiği zaman onların ha diyor ben bunu yaptım, ben bunu yaptım, köprü yaptım, hastane yaptım, bilmem hepsini borca yaptı. 40 sene, 50 sene dövizle, bilmem dolarla, marka, bu ben Türk parasını koruyorum diyorum. E bu nerede kaldı? Birisi bunu yazdığı zaman hesabına gelmiyor. Ali ya içeri tıkıyor ya da bir kulp takıyor. Gel gel. Oradan gel. Gel gel. Yani bu bizim kaderimizdir. Kürtlerin kaderidir yani Türkiye'de. Daha önce de milletvekillerini, belediye başkanlarını hepsi tutukladılar, içeriye attılar. Bunu normal görüyorum. Yani ne kadar Kürt varsa hepsini alırlar götürürler yani. Yani başka susturmak, ama susturmaktır. Kürtleri susturmak, gazetecileri susturmaktır. Yani zor dönemi yaşıyor AKP hükümeti. Onun için biz elinden geleni yapacak yani Kürtleri susturmak için. Ondan sonra bu gazetecilerin tutulması, yani haber etmek, bir haber etmekle tutukluyorsa demek ki bu ülkede demokrasi yok. Biz gerçek istiyoruz. Demokrasi, eğer özgürlük, demokrasi varsa bu gazetecileri yani haberi yasak etmek nedir? Halkın, milletin, halk haber alma özgürlüğünü kısa. Kürt masumu üzerinde bir de dünya bunu kılıyor. Yani kimse bunu tasvir etmiyor. Bunları tutuklama gazeteciler olarak. Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar, şimdiki iktidar döneminde kendi çapında ve kendi ailesinde çalışmayan gazeteciler olsun, vatandaşlar olsun, Kürt kardeşlerimiz olsun, onun tarafında olmayanlara herhangi bir damga vurarak o damga içerisinde gözaltına alınır ve boş damgalar içerisinde gözaltına alınarak onları içeri atıyorlar. Belirli bir gözdağı vermek istiyorlar. Amaçları bunlardır. Ama biz bunları düşünmeden, yıkılmadan, yılmadan kendimizi ayakta tutarak biz yine de mücadelemize devam edeceğiz. Anlıyorsunuz da bir demokrasi içerisinde yaşıyoruz. Demokrasi olmaması zaten ortadadır. Hani burada ezilen ve sömürülen haklar vardır. Her ne kadar da sesimizi duyurmaya çalışsak, her ne kadar da gerçekleri konuşmaya çalışsak, medyanın önünde konuşmak gerçekleri, doğruları söylemek gerekirse de konuştuğumuz zaman da cezaevine gidiyoruz. Baskı vardır. Yani gerçekleri açtığı için bir de devletin yaptığı zulüm, yani zulümü meydana çıktığı için gerçekleri yazdığı zaman tutukluyor. Yani herhalde diyor Kürtler sussun ama Kürtler de eskisi gibi Kürtler değil. Yani Kürtler de artık uyanmışlar yani. Kürtler her zaman bu ülkede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor zaten. Kendi topraklarında, kendi haklarını ararken gözaltına alındılar bu gazeteciler. Ve zaten yapmak istedikleri bu. Doğru habere erişilmesini istemiyorlar. Halkın doğru habere erişmesini istemiyorlar. Halkın kendi haklarını bilmelerini istemiyorlar. Bu yüzden Gazeteciler bu yüzden gözaltına alındı ve gözaltı süresi aslında 9 gün boyunca gözaltında tutuldular. Ondan sonra tutuklandılar. Haksızca, hukuksuzca bir yandan yandaş medyaya bakarsanız Diyarbakır'da 6 ödül birden aldı yandaş medya. İşte sırf hükümetin istediği haberleri yaptığı için. Bir yandan da haklarını arayan Kürt halkının sesi olan gazetecileri tutukladılar. Hatta tutuklamakla kalmayıp haksız yere 9 gün gözaltında tuttular. Yani artık ülkenin geldiği durumu özetliyor bu aslında. Artık ne kadar korku ikliminde yaşadığımızı gösteriyor. Ben de bir gazeteci adayı olarak endişeyle takip ediyorum süreci. Çünkü ülkede muhalif herkesin sesini kısmaya çalışıyorlar. Ve ülkede artık çok fazla muhalifte kalmadığına göre bu Kürt basın içinde daha bir baskı oluşturuyor. Her geçen gün daha sıkışmış hissediyoruz kendimizi. O yüzden ama bu herhalde bizi çok yıldıracağını zannetmiyorum. Yani umuyorum, öyle umuyorum. Artık biliyorsunuz ki ülkenin %80-90'ı havuz medyası. Yani artık paçavra gazeteleri bile cam silerken ya da yerde görüyoruz. Başka bir işlevi olmadığı için. Gerçek basını da önünde engel oluyor böyle şeyler. Yani onu da dindirmeye, susturmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi umarım en kısa zamanda ve özellikle 2023'te seçimle beraber tekrar ülke eski gündemine geri döner ve bu korku ikliminden hep beraber sıyrılırız. 6 yaşına son, bu 6'ya gitti mi? Nasıl?